Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu. İnnallahu basirin bil ibad, sadakallahu azim. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Halilallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya nuri arşillah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya emine vahillah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidina evvelin vel ahirin. Cemil enbiyai vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamdolsun. Habibi Muhammed Mustafa ve Nebiyyi Müştefa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve Ali ashabına selatü selam olsun. Rabbime ne kadar hamd etsek azdır. Ki ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa ve Nebi-i Müştefa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine din şeriatına bizlere layık kılmış, şereflendirmiştir. Allah Rabbim kıyamete kadar baki kılsın. Bizlerin de bu imanını muhafaza buyursun. Senelerce tekrar tekrar anlattığım, tekrar tekrar etmekte fayda var. Onun için Allah'ın kulları yalnız bizler değiliz. Değil mi? Bunu iyi bil. Cehalettir yoksa. İşin gerçeğini bilen insan Allah'ın uyuz kafasına dahi hakaret edemez. Değil mi? Bir yerden çöpünü koparamaz. Gerçeği idrak eden insan. Eşref-i Rumi Hazretleri gibi. Şeyh'i öyle dedi. Ya Eşref, bula bula bu kırık çiçeği mi buldun bana getirecek? Diyor ki sultanım, hangi çiçeğe vardımsa emrin üzere koparmak için Allah'ın zikrinde buldum. Allah'ın zikrinde buldum. Nasıl ayırt edeyim ben Allah'ın zikrinden? Koparamadım ama bu kırılmış, Allah'ın zikrinden kalmış. Senin zikrinden kalmış ya Rabbi. Onun için getirdim dergahımda ancak bu kırık yakışır. Evet. Allah bu iman versin cümlemize. Öyle öne gelene kafir yavur. Sen nesin? Vallahi ben kendimi daha düşünemedim. Öyle kendini düşün. Başkasına sıra gelirsin, kendini düşün. Kendi gözündeki merteği görmeyen başkasındaki saman çöpü niye arar? Niye arıyor? Ayıp olmuyor mu? Ayıp oluyor tabii. İşte bu ayıp bugün hayatımızda tecelli ediyor. Evet, çok perişanlıkla ödüyoruz. Allah affetsin bizleri. Allah ümmeti Muhammed'i affetsin. Biz de o birilerinin düştüğü hataya düştük. Belki o birileri toparlandı ama biz bu mevzuda toparlanamadık. Aynen havayı söylüyoruz. Geçti onun pazar ama vardım deniz kenarına, vardım deniz kenarına demiş. Hani adama bir kuruş vermişler. Şarkı söyle diye de, türkü söyle. Vardım deniz kenarına, vardım deniz kenarına. Daha sonra daha gideyim de boğulayım bir kuruşla demiş. Onun için dikkat et ey Müslüman kardeşim. Vardım deniz kenarına, vardım deniz kenarına. Yemiyor kimse bunu. Ne? Yemiyor. Bunu kullanacak artık kimse kalmadı.
İpliğin pazara döküldü. Allah hakikaten uzaklaştırmasın bizi. Gerçek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip yaşayanlardan kılsın. Değil mi? Bunun içerisinde hepsi var. Âmentü, bunun ifadesi. Billahi ve melâketi ve kütübi ve rasûlihi. Değil mi? Devam ediyor. Kitaplarına, Resullerine de inandık ya Rabbi. Nasıl inandın ya? Hepsine kâfir, gavur, kâfir, gavur, kâfir, gavur, hiç kimseye. Hak tanımaz oldun. Bir tek sen mi varsın? Allah senin için mi yarattı? O levlâke levlâk, lemâ halâklü levlâk senin için mi oldu? Öyle mi dediler? Uyarıyorum sizi. Karamsar değilim. İnşallah bu millet yine yerini bulacak. O aciz yazdığım yazılarımda bahsettiğim gibi ey ümmeti Muhammed, Müslüman hepsi Müslüman. Senin yerin uşaklık değil, kölelik değil. Efendilik, efendilik. En mütekamil dine sahipsin. En mütekamil şeriatı Muhammediye sahipsin. Senin yerin bu olmaması lazım. Hani insan insana der, gözeli de hani yerin, şişmanı da hani derin diye. Değil mi? Sorarlar insandan. Halep'te 40 arşını yaratladım. Halep oradaysa arşın burada, hadi buyur. Evet. Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz. Evet. Asla necabet mi verir hiç üniforma? Zerdus falan vursan eşek yine eşektir. Zerdus altından falan yaptırsan eşeğe at olur mu? Olmaz. Bizim aslımız şerefli kıldı Hazreti Allah. Yazıklar olsun bunu göremeyenlere. Yeryüzüne halifemi yaratacağım hitabı budur. Sen yaratılışın sırrısın, nedenisin, özüsün. Ey insan, cinden medet mi umuyorsun? Şeytandan medet mi umuyorsun? Bazı gafiller öyle. Kapısını aşındırırlar sahtekarların. Ya amanın bir şeyler diyecek de ferahlayacağım diye. Ya Allah buyuruyor, niye ferahlamıyorsun? Hazreti Allah buyuruyor, niye o ferahlık getirmiyorum sana? O aciz, Allah'ın varlığını idrak edemeyip kulda tecelliyatını görmeyen insan, insan değil, şeytan, cin taifesi. Bundan mı medet umuyorsun? Senden iyi mi biliyor o? Güldürme adamı. Yani haşa, harbi ilan etmiyoruz. Allah onların dişini rast getirsin. Allah onlara da iman Kur'an nasip etsin. Cin taifesi değil, melakiye. Cinlerden de Müslümanı vardı. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz'in şeytanlar cin taifesindendir ama ayrı bir taifedir onlar. Karıştırma bunları birbirine. Cin taifesinde Müslümanı kafiri vardır. Gelirler de Peygamber Efendimiz Kur'an okurken dinlerlerdi. Ve ilan ederlerdi. Bir gerçekler eşittik. Hazreti Muhammed'den diye. Evet. Onun için meçhulatı meçhulatla halletmeye kalkışma. Meçhulat meçhulatla hallolmaz. İkiz de meçhul. Neyi hallediyorsun? Beş duygunun esiri olma. Lazım ama beş duygu sana. Onun kurmak idesi haline gelme. Yoksa akılcılıktan öte gidemezsin. Netice putperestliğe kaçırır seni bilmeden. Nakil olmayınca akıl bir şey ifade etmiyor başlı başına. Değil mi? Hangi kafiri gösterirsin bana ki akılsızdır? Aklı vardır ama nakil yoktur. Evet. Uyuma. Onun için beş duygunun esiri olma. Onun kuru makinesi haline gelme. Dıştan insan ahlaklanmaz. İçten ahlaklanacak insan. Mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuran Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz. İçten bir olan Allah'ı idrak etmeyen kişi içten ahlaklanamaz.
Mayası budur, Allah'ı idrak etmektir. Allah'ı bilmeyen kişi peygamberden ne anlasın? Evet. Niyazi Mısri'nin bir mısrası vardı da hatırıma başını getiremedim. Hakan da bilsin, hakkı inkar eyleyen Niyazi Mısri'yi nerede bilecek Allah inkar eden Niyazi Mısri'yi? Zahir olmuşken yüzünden nuru zat-ı kibriya. Ne bilsin Niyazi Mısri'yi? Şeyh'i ne bilecek Allah'ı bilmeyen insan? Dost dost der çıkar şuraya. Neyi dostluyorsun? Evliya yansıtıyor mu bu dost kelamı? Katiyen. Dost. Her şeye dost diyoruz. Basit şeylere de dost diyoruz. Evliya bir anlamı vardır. Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin veraset tayin ettiği evliyullah. Allah cümleyi izlerinden ayırmasın. Evet. İyi dikkat et. Tertib-i ilahiye boyun bük. Bu senin akılla mantıkla ölçeceğin hadise değil. Arz ediyorum. Akıl mantık beş duygunun ötesine gitmez. Beş duygu bu davayı çözmez. Kuru makineden ibaret kalırsın. Caizdir değildirden öte gidemezsin. Evet lazımdır caizdir değildir ama nereye kadar? Nereye kadar? İmam-ı Gazali Hazretleri caizdir değildir diye hayatını idam ettiriyordu. Turuk-ı Aliyet müntesip olduktan sonra 10 sene kürsüye çıkamadı. 10 sene kürsüye çıkamadı. Niye? Elinden alındı caizdir değildir. Cennet cehennem de kendi inisiyatifine göre değil. Gerçekleri idrak edene kadar 10 sene kürsüye çıkmadı. Ondan sonra Hüccet-i İslam oldu. Nasıl oldu Hüccet-i İslam? Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz mana aleminde Peygamber Efendilerimizle görüşürken Allah cümlesinden razı olsun. Hepsi bizim peygamberimiz. Hepsi bizim peygamberimiz. Birini kabul ettiyse de hepsini diyoruz. Allah'ın elçisi olarak. Ne buyuruyor Hazreti Allah? Biz elçilerimizi evvelki gelenleri tasdik, sonraki gelenlere müjdeleyici olarak gönderdik. Hadi buyur. Nasıl her onlara kafir gavur diye dilini uzatıyorsun? Allah koparır dilini sonra. Evet. Kul gibi düşünseydi şimdi kimsenin dili kalmazdı. Allah'ın rahmeti sonsuz da dokunmuyor pek. Atıp huzuruna mı saklıyor? Ne yapıyor? Ama Rabbim affetsin. Evet. Ya Muhammed dedi Musa Aleyhisselam, sen demişsin ki dünyada benim ulemam Beni İsrail peygamberi gibidir. Laf kelime dedik. Gösterir misin bize öyle bir ulema? Evet. İmam-ı Gazali Hazretlerinin ruhaniyetini çağırdı diyor Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz. Teşrif ettiler. Ruhlarımız da aynen bu şeklimize benzer de madde değil. Şimdi bazen deriz ya ezel yarabahtı herhalde biz görüştük ki senin için kaynıyor. Ruhlar aleminde görüştük ki şimdi sana karşı yakınlık duyuyorum ben. Cesetlendik. Unutturdu Hazreti Allah orayı. Bir gerçektir bu. Evet. Böyle söyledim ya kardeşim Musa. Allah salatu selam cümlesine olsun. Gösterir misin getirdiler. Arzusu üzerine Hazreti Resulü Efendimiz'in İmam-ı Gazali Hazretleri'ne sordu İmam-ı Gazali Hazretleri'ne. Ne sordu? Uzattı lafı biraz, teferruatlı konuşmaya başladı. Niçin bir kelime söyleseydin olmaz mıydı deyince, zat-ı aliniz dedi, Hazreti Allah'ın huzurunda niye uzattınız?
Ya Musa elindeki nedir deyince asam desen kafiydi ama demediniz bunu. Demediniz niye? Buna yaslanırım, koyunlara keçilere yaprak dökerim, bununla şöyle derim böyle derim üzüldüm. Huzur-u İlahi'den ayrılmayayım diye uzattım diyor Musa Aleyhisselam. Huzur-u İlahi o kadar tatlı ki insan ayrılmak istemiyor. İşte ben de bu mübarek cemalinizin karşısında uzaklaşmayayım diye uzatıyorum. Affedin beni. Evet, öyle diyor Musa Aleyhisselam. Sattaksın ya Muhammed. Senin uleman Beni İsrail peygamberlerine benziyor. Niye? Veraset taşıyor zaten. Benziyor fazla da. Peygamber değil ama veraset taşıyor. Evet, evliya, işte diyemedikleri evliya bunlar. Allah adedini kıyamete kadar baki kılacak. İnşallah almayacak. Alırsa zulüm olur. Eğer yoksa tenzih ederim Rabbimiz zulümden. Bu sefer tabii bu adalete, adli adalete yakışmayacak bir hal. Hesap kimse soramaz da. Sormaya gerek yok ki. Allah'tan ne zor soracaksın? Noksanlık mı görüyorsun bir zerrede? Onun için bakın umumiyette eşidiriz. Ya kabirlerden ne bekliyorsunuz da ikide bir ziyaret ediyorsunuz? Onlara gözyaşı döküyorsunuz, hürmet gösteriyorsunuz, selam veriyorsunuz. Küfür değil mi bunlar? İşte beş duygunun gideceği yer buraya kadar. Beş duygu buraya kadar geliyor. Hakikatlerden habersiz. Niye? Allah-u Teala Hazretleri buyurduğu halde. Siz onlara ölü demeyin, onlar diridir ama siz bilmezsiniz. Buyurduğu halde neler diyoruz, neler demiyoruz. Onlar da yokmuş bir şey. Niye gidiyormuşum kabre? Ölmüş, o bitmiş her şey. Kafir de öyle diyor ya. Ben öldüm, her şey bitti. Ne farkın kaldı? Allah korusun, imanını muhafaza etsin. Onun için ilim değil bu. Hayatında nasıl hürmet ediyorsan, vefatından sonra da öyle hürmet göstereceksin. Edep bu, adab bu, usul bu, furu bu. Hürmet ettiğin şahsiyetlerin hürmetle ayak ucunda oturacaksın. Yoksa yattığı yerden görsün diye değil, gafil olma. Ne yatıyor ne kalkıyor. Allah müsaade ederse mükemmel nasıl seyreder o. Yoksa yattığı yerden şöyle baksın diye gözünün isabet ettiği yere mi denk geliyorsun? Böyle bir şey yok. Hani hiçbir şey anlamı olmadığı halde tesbihi ayet hadis gibi şey gösterenler böyle göbekten yukarıya tutup da falan ne yapıyorsun? Ne bu? Ayet değil, hadis değil, bir şey değil. Dini bir vecibeyi de yerine getiren bir mevzu değil. Adet saymak için. Parmaklarınla saysam daha sünnete uygun olur. Ha daha iyi adeti bileyim diye yapıyorsun. Ne bu alâhi süs veriyorsun? Değil mi? Ecik anlayalım durumu. Hatta sayı saymak isteyen insanları da tahan ediyorsun, küfürle itham ediyorsun. Ne şeyin var da bunu böyle ileri söylüyorsun? Neyse sinirlendiğim zaman ben biraz konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Niye sinirleniyorsun? Nasıl sinirlenmeyeyim? Sen ne dersin anlatırım. Hala böyle gözüme bakan var. Niye yerde tutuyorsun tesbihi diye. Ne biliyorsun? Keramet mi gösteriyorsun? Müsaade edin de bu kadar kerametle görelim canım. Şaka diyorum. Keramet değil de insan öyle anlıyor. Habibim sen onları yüzlerinden tanırsın buyurdu Hazreti Allah. Yüzlerinden, simalarından anlarsın ama konuşmalarından daha güzel anlarsın. Evet. Konuşmalarından daha iyi anlarsın. Dilini kaldır da sana kim olduğunu söyleyeyim diyor Hazreti Mevlana. Değil mi? Kim olduğunu söyleyeyim. Arkadaşını göster de sana nereye gittiğini de söyleyeyim. Göster arkadaşını. Evet. Ana affedersiniz, kurbağayla akrep arkadaş olmuş. Akrep nereye gider? Ne yapar? Belli bir şey mi olmuşlar? Arkadaş olmuşlar. Bir su geçecekler.
Akrep demiş ki, kardeş, ben suda boğulurum, geçemem. Ne yapsak ki? Gel sırtıma bin, arkadaş değil miyiz ya? Vallahi pek kendime güvenemiyorum ama vallahi canın isterse güven demiş. Sudan geçireceğim seni. Arkadaşım değil misin? Sırtına bindirmiş. Giderken dayanamamış. Tiğneti bozuk çünkü. Tiğneti bozuk. Niye böyle bozuk yapıyor Hazreti Haşa? Allah bozuk yapmıyor da ibret-i alem için gösteriyor bize. İnsanı gösteriyor. Gerçek insanı. Ama öyle tolerans vermiş ki Hazreti Allah dünyada o akrep mizaçlı insanlara dahi kurtulabilecek. Biraz yönel diyor Hazreti Allah. Bana yürüyerek gel, koşarak varırım sana. Bir arşın yaklaş, bir kulaç yaklaşırım sana. Bak rahmet ilahi sonsuzluğuna bak. He. Akrebe de böyle mi? Evet. Hazreti Allah ne buyuruyor? Söyle Habibim. Nefislerine zulmetmekte haddi aşan kullarıma söyle. Onlar benim rahmetimden, affım, affetimden ümit kesmesinler. Allah! Nasıl oluyor bu? Evet. Böyle bir Allah'ın kuluyuz, elhamdülillah. Haşa! Belki kelimeler biraz ifade etmiyor ama vaciziz, başka bir kelime bilmiyoruz ki. Rabbim rahmetiyle yarılasın cümlemizi. Allah işte bu imanımızı korusun. Bu iman yok ise yok kardeş. Onun için insan dıştan ahlaklanmaz. İçten ruhani ahlaklanır. Bu da İslami terbiyelere muhtaçtır. Peygamber Efendimiz'in getirdiği mekarimi ahlaka muhtaçtır. Allah'ı bilmeyen insanlar içten ahlaklanmaz. Onlar dışarının adamıdır. Evet. Tekrar ediyorum. Şimdi Allah razı olsun. Aciz bir şeyler karaladım. Tabii noksanıyla küsürüyle Allah dergahında kabul buyursun. Maksadımız varlık göstermek değil. İnandıklarımızı anlattık bazı mevzular. Maksadımız kimseye hakaret de değil. Biz kurtulup da başkası perişan oldu. Hayır, hayır, hayır. Allah cümle kullarını ihya etsin. Bizim maksadımız bu. Kardeşlik diyoruz, üzerine yazdık. Evet, muhtaç olduğumuz kardeşlik. Ne kardeşlik? Dünya kardeşliği. Ama nasıl olur bu? Nasıl olur deyince yine kapakta diyoruz. Sıraladık. Şunları şunları kabul etmedikçe olmaz bu. Çok dikkat edin. Çoklarının garibine gidiyor belki. Kuşçuoğlu bir şey çıkardı. Kuşçuoğlu çıkarmadı. Hazreti Kur'an bu. Allah kelamı bu. Rabbimin ifadesi, lütfettiği, rahmeti bu. İyi anlıyor musunuz? Demek ki şunu iyi bileceğiz ki amentüye dahil edeceğiz. Amentü bu zaten. Bir semavidin geldiği zaman diğer iptal olmaz. Olur diyen mi var? Var, var, var. Çok tefsirler karıştırdım. Bazılarında olur diyor, bazılarında olmaz diyor. Anam 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 anam. Geldik, yaşadık, gördük. Rabbimin lütfü ihsanı. Elhamdülillah. Fakir bütün mevcudiyetimle bağırıyorum ki Hazreti Kur'an'a ters düşüyorsun. Allah verdiğini geri almıyor. Şahidim ben. Kıyamete kadar almayacaktır. Niye bilmiyorsun bunu? Niye ehline sormuyorsun? Niye Kur'an'ı doğru okumuyorsun? Göreceksin ki budur. Başımıza bela buradan geldi, musibetler buradan geliyor. Allah'ın kullarını hakir görüyoruz, kafir gavur görüyoruz. Ya şöyle ettiler, böyle ettiğiyle dolduruyoruz, başka bir şey değil. Kimsin sen? Kimsin? Kendin kurtarıldın ki başkalarını hakir görüyorsun. Kur'an anlatıyor. Hazreti Allah'ın kelamından başlıyor. Bir Allah verdiğini geri almıyor. Bir din geldiği zaman diğeri iptal olmaz. Hazreti Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? Çok yerinde, çok yerinde, çok yerinde.
Bazen iptal olur gibi Kur'an'da meal yapanlar, yok, gösterdikleri yer o değil. Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Allah kusurunuzu affetsin. Yeniden yazın, yeniden. Yeter ümmet-i Muhammed'in çektiği. Her branştan elemanları toplayın. Her branştan diyorum. Çünkü senin anlamadığın yönler var. Hayatın buna muktedir, müsait değil. Adamın branşı o. Sen bu branşa dilini uzatma. Uzattığın zaman ne olur? İşte şeyde bahsettiğim gibi, çizmeden yukarı çıkma derler adama. Çizmeden yukarı çıkma. Bir de işinizde, evet, evliya bulundurun. Ayıp oluyor yoksa. Hem günah oluyor hem ayıp oluyor. O sizin gibi belki tetebbü etmedi ama yaşıyor. İmam-ı Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh Efendimiz'in buyurduğu gibi, çoban şeyban râi gelir, şeyhiydi. Hazretin, imamın, imam efendimizin, buyurun efendimiz büyüğümüz diye karşılardı talebelerinin karşısında. Talebeleri dediler ki, efendim bizim tahammülümüzün dışına çıkıyor bu. O pejmurda kılıklı insana efendimiz büyüğümüz diyorsun. Biz dayanamıyoruz bu söze. Evet evlatlarım, sizin bildiğiniz ilmi biz ondan iyi biliriz. Ama o Allah'ı bizden iyi biliyor. Nasıl? Ne olur içinizde bulundurun onu da. Bulundurun da hataya düşmeyin. Kurtulsun ümmeti Muhammed. Kurtulsun dünya insanları. Kardeşiz bizler. Evet. Hazreti Allah'ın kanunu bu. Bunun dışında yok. Ama Allah kafirlere iman kuran nasip etsin. Kafirleri konuşmuyorum. Allah'a iman etmeyenler, küfürde olanlar Allah ıslah etsin. Merhamet et ki yer ehline, gök ehli de sana merhamet etsin buyuruldu. Merhametsiz insan da iman zayıftır. Hem cinsine merhametin yok ki başkasına merhamet olsun. Kendine merhametin yok. Ne demek bu kendine merhametin yok? Yok tabii. Allah'ı inkar eder gibi hareket ediyorsun. Bu nefsine zulüm değil mi? Kendine zararın, zulmün. Allah'ın haram kıldığı şeyleri yapıyorsun. Nefsine değil mi bu? Allah ne nehyettiyse hepsine irtikap ediyorsun. Zulüm değil mi bu nefsine? Evet, kurtulmaya çalış. Allah kurtarsın. Onun için benim kalbim temiz, şafi değil bu söz. Kalbe giden mecralar meydanda, kanallar meydanda. Ne akıyor içerisinde görüyor insanlar. Melanet suyu akıyor. Ne temizlikten bahsediyorsun bu kalbi? Kandırıyorsun kendini. Evet. Neyse. Bu kadarlık yeter. Yalnız şunu arz edeceğim tekrar. Arkadaşların Allah razı olsun bastığı kitaplar bitti. 5000 tane basılmıştı. Az bir şey kalmış. Onda ihtiyaç sahiplerine inşallah verilir. Yeter yetmez bilmiyorum. İkinci baskıya başlayacağız. Hem birinci baskıdaki bazı hataları, mürettep hatalar olsun, gerek cümle düşükler olsun, bunları düzelteceğiz inşallah. Düzelterek basacağız ikinci baskıyla. Alın. Okuyun, okudum. Her merciye okudum. Yani fevkalade bir şey demiyorum. Bugün 20. asırda hitap ediyoruz. Kardeşliği anlatmaya çalışıyoruz. Herkes buna muhtaçtır. İnşallah İngilizce, Fransızca falan da, Almanca falan da bastırmaya çalışacağız. Arkadaşlar müsaittir. Olur diyorlar. Allah cümlenizden razı olsun. Benimseyin değil mi? Benimseyin. Adam değil mi? Ama canım sende. Ben nasıl? Yapma bunu. Şu ya olduğun gibi. Değil mi? Ne acı, ne acı.
Biz milyonları geçtik. Allah dediğiniz artırsın. Lafta böyle diyoruz. İcraata geldi mi? 1500 üyesi var daha vakfımızın. Ne acı! Niye idrak edemiyor benim ihvanım bunları? Hiç mi bir şey anlatılmadı bu mevzuda? Hiç mi bu türlü rahmetten bahsedilmedi? Bir kuruşuna irtikap ediyorsak gözümüz çıksın. Fakir fukaraya yardım edeceğiz. İnsanlığa harcayacağız, her şeyi harcayacağız. Fakat ümit ettiğimiz şekli bulamıyoruz. Dikkat edin. Dikkat edin. Huzur-u İlahi'de, vah benim de bir tuzum bulunsaydı içinde. Demeyesiniz diye şimdiden ilan ediyoruz. Niye? Fî sebîlillah, Allah rızası için kurulmuş. Bir vakıf, Allah rızası için kurulmuş. Başka vakıflar da iyidir inşallah da bilmem, aklı vermez. Bizim vakıf bu. Evet. Hani caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur derler ya, işte o cami, o mum. Dikkat et. Hani Hacı Bekir Baba, Karaşeyh, arz nasıl götürüyor bu Şeyh Efendi'yi diye merak eden insanlar. Ne diyordu? İşte 40 senelik karısı, ikinci karısı, yaşlı 100 yaşını tecavüz etti, vefat etti. Allah şefaatine nail etsin. Ben şu gün öleceğim diye haber veriyor. Hazırlanıyor, bir şey yok, hastalık yok, bilmem ne yok, falan yok, falan yok da. Neyse şurayı diyeceğim. Karısı diyor ki, efendi Hacı Lalek de böyle öleceğim diye kabrini kazdırdı. Her şeyini hazırladı, mal mülkünü dağıttı. Ölemedi kaç sene. Rezil kefaz oldu deyince vah yazıklar olsun. Demek 40 senedir Hacı Lalek'le Hacı Bekir'i tanımadın mı? He? Demek Hacı Lalek'le Hacı Bekir'i tanımadın mı 40 senedir? Yazıklar olsun sana. O gün vefat ediyordu. Allah şefaatine nail etsin. Allah Müslümana uzun ömür versin. Uzun ömür olur mu? Ömür ne uzar ne kısalır. Ha olur. Rabbim isterse her şey olur. Deve incinden deliğinden geçer mi? Hızır mızır demiş hem de. Nasıl geçer? Allah isterse nasıl geçer? Ama zahiri İlmer babam ne diyor? Ya deliğini büyüt yahut deveye güçürt. İkisinden mi ne yapıyor? İşte zaten onun başka güçlüsü yok ki. He? Allah'ın hızır hızır geçireceğini bilmiyor. Manamda gördüm diyor Hacı Bekir oğlum. Ey kulum. Haşa. Sana ben ne yapayım? Bir şey vermek istiyorum. Hoşuma gidiyorsun. Ama para versem, servet versem daha diyorsun, tutturmuyorsun. Hiç. İltifat etmiyorsun. Şunu vereyim iltifatın yok, bunu vereyim iltifatın yok. Sana öyle bir şey vereyim ki kullarım veremez. Bugün ömrün tamamdı. 70 yaşında Hazret. 30 sene daha ilave ettim ömrüme diyor. Nasıl uzarıyorduk? Tabii. Hazreti Efendi tarihini atıyor. 30 sene. Aynı gün bugün gidiyorum ben diyor. Allah 30 sene bir gün demedi ki. 30 sene dedi. Onun için dikkat et. Her şey onun yedi kudretinde. Asi olmayalım. Allah kusurumuzu affetsin. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fâlemennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. Thank you.
İspat yapmayacağız. İlla Allah diyeceğiz. Ey Oh.
Allah.
Hele evliyaya uğramasa yok değil, hep birden bağırışın. Gerçek bu! Kandırmaz mı? Ya hayır diyor Mevlidar bu. Allah'u lezî lâ
المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله. الصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي قال في حديث لا إله إلا الله وعلى آله وصحبه شاربين حقيقة من جامعه لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب جليل جزا كرام المطلوب عاشقا ما جنابه حبت المز مطلب bu meclis-i şerifi cümlemiz hakkında daha üstleti, kesreti, aşk, sebebi vefer, istirak ve hayret eyleyin. Bu meclis-i şeriften hasıl olan sevap ve eşe mesulatı, evvelen bizzat, fahri kainat, Peygamberimiz Efendimiz, Muhammed Mustafa ve Nebi-i Müşterak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, mübarek münevver mütehar aziz latifka, ruh-i şerifi radiyelerine, tarafımızdan acizane, fakirane ihda eyledik. Rabbim vasıl eyledik. Amin. Çeşme-i Füzat-ı Peygamberiye'den Rabbül Erbab cümlemizi seyyar eyledik. Amin. Andan cümle Peygamber'e nizam ve Resul-i Kiram Hazretleri'nin, Cahiyar-ı Vasıfa, Ebu Bekir Sıddık, Ömer-ül Faruk, Osman-ı Zinnureyn, Ali-ül Muhtaza radıyallahu anhüm efendilerimizin. Ehl-i Beyt'in, Ali Beyt'in, Evlâd-ı Resulullah'ın. 12 İmam 14 Masumlar 24-72 Nehri var. Şehid-i Kerbela, Şehid-i Bedir, Şehid-i Uhud, Şehid-i Hendek, Şehid-i Hüneyn ve cümle şöhretlerinin, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas ve sahib Ashab-ı Kiram Hazretlerinin, Ashab-ı Kiram, Ashab-ı Hüzeyn, Sahabe-i Kiram, Sahabe-i Hüzeyn, Muhacir'in, Ansar-ı Tabi'in, Tebaat Tabi'in, Müştehid Nizam Efendilerimizin dahi ruhlarına hediye edip Rabbim vasıl eyledik. Allah mahsus birimiz Sultan Mürsel Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Ebel Alemin Seyyid Ahmet Ebevi Ulayi Seyyid Ahmet Ebevi Seyyid İbrahim Müslüm İşşehri ve Resulü Şazi Şah-ı Şirin Muhammed Vahdi Hazretleri Öyser Tanrı Selman Adalisi Hasan Basri Habib Aşer Yavru Mevlani Mahdur Mükerri Sırrı Sabah ve Cüneyt-i Bağdan'ı Ebu Hayyü ve Ebu Gafar Hazretleri Şeyh Muhyiddin Ali Şehzad Şirazi Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Şems-i Tebrizi Sultan-ı Mevlana Hazretleri Hacı Bayram ve Veli Hacı Bekir Şirin Beyazı Esra'nı ve Şeyh-i Şahane ve İbadet'in Sultan-ı Veli Halil-i Kerim-i Uşar-ı Hüsnü Yusuf Erdi Gerek Hacı Bey'in Hacı Çoluk ve Rumi Yusuf Erdi Ahmet-i Cami Hazretleri Hüseyin Hazretleri Şeyh Ahmet Nezevi Şeyh Ahmet Kudüsü Hazretleri Şehrimiz Üstadımız Maraşlısı Ali Sezai Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Çorum'a Hacı Bekir Oğlu Hacı Efendi, Hacı Mustafa Efendi, Muhammed Hazar Efendi, Aslan Efendi, Abdurrahim Efendi, Abdurrahim Nişani, Mahsin Ali Efendi, Dilerden'de Ölüm Çeyh Selam Efendi, Hacı Cümbar Efendi, Hacı Kemal Efendi, Sotur Öküş Efendi, Zorup Kralı'nın Ali Efendi, şu an Cümbar Eşrafi İslam Efendilerimizin ve Derviş Efendilerimizin. Meclisimizde hazır bulunanlar olmayan cümle kullarımızın ayetleriyle etmiş büyük küçük geçmişlerini kullanmak. Kâb-ı ehli, iman ehli, İslam pervahını ehli, heyye ehli, Rabb'ın vasıl ehli. Okunan Kur'an bir kerim kurbetine, okunan kelime-i tevhid, lafza-i celal kurbetine, getirilen salat-u selam kurbetine, Rabb'ın cümlemizi iki cihanda aziz edin. Sekerat-ı mevzimizi Allah asar edin. Kabirde başından ve şundan Allah yardım eyle. Şeytan ve hülyanın şerrinden Rabb'ın cümlemizi emin ve muhafaza eyle. Esakir-i İslamiye berra mahram mehvan selametler ihsan eyle. Tüccar-i Müslümine berra mahram mehvan selametler ihsan eyle. Hüccac-i Müslümine nahi berra mahram mehvan selametler ihsan eyle. Dilenlere tekrar Bitmeyenlere en karib bir zamanda helal mal ile tekrar tekrar bir gelmek nasip ve verese. Hükümet-i Cumhuriyetimizi İslamiyet üzere adli ihsan ile fayda eyleyip, devlet alanlarımızı mülk millet hakkında
dinimiz, imanımız hakkında hayırlı kararlar alıp tatbik etmelerini nasip ve mühessef. Bendenizi ve cümlelerden afat-ı semaviye, afat-ı araziye, afat-ı bela, tağın vebadan emin ve muhafaza eyle. Ordularımızı havada, karada, denizde, her yerde ve her zaman düşmanlarımız üzerine mensur ve muzaffer eyle. Askerlerimize inanmayan komutanlara teslim eylemeyle. Dertlilere deva, borçlulara eda, hastalara şifa nasibi ihsan eyle. Darda, sıkıntıda kalmışlara Allah yardım eyle. Allahümme Rabbena atina fiddünya hasaneten ve fil ahirete hasaneten ve qina azabennar. برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خير من الفتي شر من نفي شيء بدون آية من السماء بسلام نفي شيء وارن إلى أن وارن الله إيمان etmeyenlere de iman kuran nasip etsin. Allah-u Teala Hazretleri Rıza-i Şerifi için Celle ve Aleyhi'nin Fatiha ve Salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala Ali Muhammed. Allah şükürlerinden razı olsun. Allah tekrar böyle rahmet eden bol meclislerden bizleri de tutmasın.